tonight? Was this Lugano a stronger team than you expected? No, I think we analyzed them well. You know, we saw many games of Lugano. They, you know, they're a good team. You know, they made it very difficult for all the teams they played against. You know, Fenerbahce, of course, they lost, but you could see there's only one goal difference between the teams. So I think we analyzed them well. We yeah, you could see that in the game. You know, they were at moments. You could see they play really easy on this surface. But, you know, as I said before, if you score three goals away from home, you know, I think especially the last two goals, you know, was too easy. But, you know, we have to give them credit. They're here in the playoffs for Europa League. You know, they're here because they deserve it. So we give them, you know, the respect that they earned. Yeah, they deserve. Yeah, and you know, now it's a case for us to play the home game next week. You know, it's different for us. Although it sounded a little bit like we played home today with all the support. You know, it's still away from home. So you know, we really enjoyed playing for our fans here in Switzerland. They helped us a lot. And also all the fans we have next week will help us a lot to you know, to make sure we go to the Europa League group stage. But you know, we have to play a really good game, and that's what we are gonna do. Thank you. Lugano'nun performansı beklediğinizden daha iyi miydi şeklinde bir soru geldi. Beklediğinizden daha güçlü bir Lugano gördünüz mü? Cevabı da rakibi iyi analiz ettik. Rakibimizin çok fazla maçını izledik. İyi bir takım. Oynadıkları her rakibe zorluk çıkarttılar şimdiye kadar. Fenerbahçe'ye karşı kaybettiler. Bir gol farkla kaybettiklerini biliyorsunuz. İyi analiz ettik rakibimizi. Maçta da gördük. Bu zeminde oynamak kolay olmuyor tabii ki de. Deplasmanda 3 gol ama yediğimiz son 2 gol gerçekten çok kolay oldu. Bu playoff'u, bu turu oynamayı hak eden bir rakibimiz oldu. Hak ettikleri saygıyı da tabii ki de gösteriyoruz kendilerine. Ama içeride daha farklı bir maç olacak. Evimizde daha farklı olacak durum. Bugün de aslında sanki içeride oynuyormuşuz gibiydi. Evimizden uzakta olmamıza rağmen İsviçre'deki taraftarlarımızın önünde oynamaktan son derece keyif aldık. Bize bugün yardımcı oldular. Ama haftaya gruplara kalma yolunda, gruplara kalma aşamasında taraftarımız da bize fazlasıyla yardımcı olacaktır ve tabii ki de iyi oynamaya çalışacağız. And what do you think about a synthetic pitch? Is the first time for you to play on the synthetic pitch or? I mean, from Holland, you know, we have so many artificial pitches. I think now the league, you know, is changing to have grass in the top flight, you know. But it's I can understand, you know, the artificial pitches because maybe of cost, maybe of weather. But you know, I prefer to play on grass. I think if you are a football player, you know, you want to play on a really good pitch on grass. But you know, when you have the conditions like you have today, you know, you have to adjust. I think that's what everyone has to do. And that's why I think the result we take with us is a good result for us. You know, it could have been better, but it could have been worse as well. So, you know, next week is grass. We are more comfortable on grass because we, you know, in Turkey you never play on artificial grass. So, but we have to respect, you know, their decision to play here. You know, their home ground is not UEFA standards. You know, normally they play in Zurich, but you know, Zurich is also the team is also playing in Europe. So, you know, I think you never you always adjust to the circumstances, and I think today we did well. Soru şu şekildeydi. Sentetik zeminde oynama konusuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu ilk defa olan bir şey mi? Hocamızın cevabı, Hollanda'da çok fazla sentetik zemin bulunuyor. Oralarda çok fazla oynanıyor. Bu artık değişiyor ama sentetik zeminde oynama konusunu da anlayabiliyorum. Belki maliyetten dolayı, belki hava şartlarından dolayı tercih ediliyor. Ben daha çok çimde oynamayı tercih ederim. Herkes bu şekilde oynamayı tercih eder genellikle. Ama bugünkü şartlara da uyum sağlamamız gerekiyordu.
uyum da sağladığımızı düşünüyorum. Ben herkes bunu yapmalı zaten. Şartlara uyum sağlamanız gerekir. Skoru bu anlamda o yüzden iyi buluyorum. Daha iyi olabilirdi, daha da kötü olabilirdi. Önümüzdeki hafta evimizde daha rahat bir şekilde çim zeminde oynayacağız. Türkiye'de hiç sentetik saha yok. Ben burada oynanma kararına da bu anlamda saygı duyuyorum. Rakibimizin kendi stadı UEFA'nın standartlarına uymadığı için burada oynadılar. Ben bu karara da saygı duyuyorum. Bugünkü duruma, bu şartlara uyum sağlamamız gerekiyordu ve bunlara da uyum sağladık. Teşekkür ederiz. Thank you. Thank you. Teşekkürler. Thank you.